25. soruyla devam ediyorum. Bir numaralı masa harici masa kendinden önceki masanın ödediği hesaptan kendi masa numarasının 10 katı kadar TL cinsinden daha fazla para ödemiştir demiş. Şimdi buradaki masaları sayalım. 1, 3, 6, 2, 4, 1, 3, 6, 2, 4, 5, 8 ve 7 diye sıralamasını yaptık. Ne diyor? Kendisindeki masaya mesela birinci masaya ben A kadar para ödemiş olsun. Sonra 3'ün oğlu masaya geldim. Bunun 10 katını ne yapacağım? İlk masaya ekleyeceğim. O zaman 10 katı 30'dur. A artı 30 geldi. Sonra 6'ya geldim. 10 katı buradan nedir? 60'tır. 60'ı neyin üstüne ekleyeceğim? A artı 30'un üstüne ekleyeceğim. A artı 90. Sonra bunun ne yapacağım? 10 katını ekleyeceğim. 20. A artı 90'ı 20'ye ekleyeceğim. A artı 10. Buradan yine aynı şekilde 10 katını ekledim. A artı 110 üstüne A artı 150 oldu. 5'in 10 katını aldım. Nedir buradan? 50'dir. 50'yi A artı 150'nin üstüne ekledim. A artı 200 oldu. Aynı şekilde 80'dir bu 10 katı. A artı 200'ün üstüne ekledim 80'i. A artı 280. Buradan da 10 katı nedir? 70'tir. A artı 280'in üstüne A artı 350 eklemiş oldum. Şimdi bunların hepsinin toplamı neymiş? 1690 TL'ymiş. Dolayısıyla 8 tane benim A değerim var. Bunları topladığım zaman 1210 gelir. 1690 A dediğim ifade buradan 60 gelir. Bana 5 numaralı masaya sormuş. A buradan 60 ise 200 fazlası nedir? 260'tır. Cevabım Ceyhan. Bir konser alanında bulunan kadın ve erkek sayılarının toplamı 500'dür diyor. Şimdi 100 tane kadın, 100 tane erkek dedim. Kim olacak? Kaça eşit olacak? 500'e. Kadınla erkeklerin toplamı neymiş? 5. O zaman konserin biraz gecikeceği duyurulunca kadınların %7'si, erkeklerin ise %8'i konser alanından ayrılmıştır diyor. Konser alanından ayrılan toplam kişi sayısı 38'dir. Şimdi biraz gecikeceği duyurulunca kadınların %7'si. Buradaki kadınlar 100K ise o zaman %7'si ne kadardır? 7K yapar. O zaman 7K ile ne kadar erkeklerin %8'i 100E ise o zaman %8'i ne yapacaktır? 8E yapacaktır. Bunlar konser alanından ayrılan kişiler. Dolayısıyla bunların toplamı ne olacak? 38 olacak. Kadın ve erkeğin toplamında 5 bulmuştum zaten. Buradan alt tarafı 8 ile eksi 8 ile çarpıp taraf tarafı topladığım zaman eksi k eşittir eksi 2 gelmiş olacak. Buradan k dediğim ifade nedir? 2'dir. Dolayısıyla ayrılan kişiye bana sormuş. Şimdi ayrılmayan kişiye, ayrılmayan kadın sayısını bana sormuş. Ayrılanları tüm durumdan çıkartırsam ne olur o zaman? Ayrılmayanları bulurum. O zaman k buradan 2 ise 7k ayrılan kişi sayısı 7 çarpı 2'den 14 geldi. Tamamı neydi o zaman bunun? 100k'ydı. 100 çarpı 2'de nedir? 200'dür. 200 de toplam kadın sayısı. Toplam kadın diyorum. O zaman buraya yazmışım zaten. 200 eksi 14'den buradan ne kaldı? 186 kalmış oldu cevabım Edirne. 27. soruya geldim. Bebeklerin banyosu için belirlenen ideal su sıcaklığı 36 santigrat derece. Elif bebeğin banyosu için annesi sıcaklığı 60 santigrat derece olan 10 litre. Babası ise sıcaklığı 24 santigrat derece olan 30 litre su hazırlamıştır. Öncelikle annenin hazırladığı su yeterli büyüklükteki kovaya dökülmüş. Sonra babasının hazırladığı su aynı kovaya yavaş yavaş dökülecek. Şimdi babasının hazırladığı su 24 santigrat derece olan 30 litre mi hazırlamış? Annesi sıcaklığı 60 santigrat derece olan 10 litre hazırlamış. Bana neyi sormuş? İdeal su sıcaklığı ulaştığında babanın hazırladığı sudan kaç litre artardır diye bana sormuş. Şimdi burada x'e ben 10'ar litre diyeceğim. Yani 10'ar litre x kadar bir su eklenmiş diyeceğim. 60 santigrat derece 10 litre. İlk önce bunu eklemiş zaten annesi. Bundan bir tane var. 60 santigrat derece 10 litrelik bir sıcak suyum var. Bunun üstüne 24 santigrat derecelik x kadar yani x tane ona yani neden böyle bir şey söylüyorum? 10'ar litrenin kendisine x diyorum. Çünkü 60 santigrat dereceden de 10 litre gelmiş. Dolayısıyla buradan da hani 10 litre cinsinden gelmiş diye söylemek istiyorum. Dolayısıyla 10'ar litreye ben x dediysem x tane 24 santigrat derecelik su eklenmiş oluyor. O zaman bu farkındaysan buradan bir tane geldi. Buradan x tane geldi. Aritmetik ortalama yapmam gerekiyor. Çünkü ikisinin ortalaması 60 gram 60 santigrat derece vardı. İşte 24 santigrat derece daha eklendi. Bunların ikisinin toplamı ne olacak? 36'ya eşit olacak. Dolayısıyla bir tane buradan x tane 10 litrede bu
buradan geldi. X artı 1'e o yüzden böldüm. Eşittir dedim 36. İşte arkadaşlar çarpım yapıyorum. X dediğim ifade buradan 2. Demek ki 2 tane 10 litre daha eklenmiş. 2 tane 10 litre daha eklendiyse o zaman 10 çarpı 2 benim neyim olur? 20 eklenen miktarım olur. O zaman kalanı sormuş bana. 30 eksi 20 buradan nedir? Oldur. Cevabım Edirne. 28'e geldim. 2 bölümden oluşan bir parkurda sağ hızlarla hareket eden 3 araçla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci araç, birinci bölümü 60 km hızla 16 dakikada tamamlamış. Çizelim. Şöyle bir durumda birinci araç ve ikinci araç, birinci bölüm ve ikinci bölüm diye ayıralım şöyle. Şimdi birinci araç için bakıyorum. 60, birinci bölümü saatte 60 km hızla 16 dakikada gitmiş. 60 km saat hızla gittiyse, 16 dakikada da gittiyse, 16 bölü 60, bunun 16 kilometresini göstermiş olmaz mı? Olur. Aldığı yolu göstermiş olur. Yol eşittir hız çarpı zaman. Sonrasından burada 16 km birinci parkur. Sonra ikinci araca geldim. Tüm parkur saatte 95 km hızla gitmiş. Bak tüm parkur yani şuranın tamamını. O zaman 95 km hızla giderse 95 çarpı 12 bölü yine dakika cinsinden olduğu için 12 bölü 60 demeyecek miyim? Diyeceğim. 12 bölü 60. Bu da nedir? 19 km'dir. Dolayısıyla 16 km'si buradaysa 3 km'si burada kalır. Sonrasından üçüncüye baktım. Üçüncü araç ikinci bölümü 2 dakikada tamamlamış. Bu sefer dakikasını bilmiyorum. Yani saatteki hızını bilmiyorum. O zaman hızına buradan V dedim. 2 dakikada tamamladığına göre 2 bölü 60'tır. Kaç kilometreye eşittir? 3 kilometreye eşittir. Dolayısıyla buradan V dediğim ifade ne gelecektir? 90 gelmiş olacak cevabım Cemre. Cemre elindeki özdeş 2 mavi, 2 pembe ve 1 sarı boncuğu aşağıdaki gibi çubuklara takıyor. Oluşan farklı görünümlerdeki bazıları yukarıdaki gibidir demiş. Buna göre Cemre en çok kaç farklı görünüm elde edebilir? 2 tane mavi, 2 tane pembe, 1 tane sarı boncuğum varsa bunlar kaç farklı şekilde dizilebilir? 2, 4, 5 farklı görünüm. Ama bu tekrarlı permütasyondur. Unutma 2 tane pembem var çünkü 2 tane mavim var. Bunlar özdeş. Dolayısıyla 2 faktörel, 2 faktörel, 1 faktörel cevabına geldi 30. Son sorumuza geldim. Birim karelere bölünmüş yukarıdaki şekilde KN ve LM ışınları gösterilmiştir diyor. Buradan başlangıç noktası A olan ve rastgele çizilen bir ışın KN doğru parçasını kesmekte. Buna göre bu ışının LM doğru parçasını kesme olasılığı kaçtır demiş bana. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Eğimden bulacağız. Şimdi A'dan şuradan başlıyoruz. A'dan N'ye kadar ben çizdim. Şimdi buradaki ışını böyle devam ettiriyorum. Nereye kadar devam eder? Şuraya devam eder. Doğru mu? Uzatmayalım. Şuraya kadar devam etti. Şimdi şu A'dan N'ye kadar gittiğinde kaça kaç oranım oldu? 1'e. Buradan aşağısı da nedir? 1'e 2'ye oranım oldu. O zaman benim eğim dediğim ifade ne olacaktır? 1 bölü 2 olmuş olacaktır. Şimdi sonrasında buradan böyle devam ediyor. Ben buradaki oranı şimdi şuradan sürekli LM doğru parçasını kesecek ya. Buradan şuradan geçebilir, buradan gidebilir, buradan gidebilir, buradan gidebilir. Bakalım nerelere kadar gidecek onu bir bulmam lazım. Dolayısıyla buradan buraya gittiğim zaman da ne kadarlık bir uzunluğum olmuş olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olmuş olacak. Buradan nereye kadar gitmiş olacak? O zaman 1, 2, 3, 4 yani eğimler cinsinden yapıyorum. 6 bölü 4 de buradan gelmiş olacak. Yani yine 1'e 2 oranım var mı? Var. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi şuradaki doğru parçasını kesebilmesi için şuradaki ışının devam edebilmesi için ne olması lazım? Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kadar birim gidecek. Çünkü neden? Buraya kadar 6, 1'e 2 oranım olsun istiyorum ben. O zaman buradan da 6 birim kadar daha gitmiş olacak. Dolayısıyla burası da 6 birim olmak gerekmez mi? Evet. Dolayısıyla 4 tane noktam buradan geldi. Buradan da ne gelecektir? 1, şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani şuraları şöyle birazcık daha şöyle çizersem şuralarda olması gereken nedir? Şuradaki bölmelerdir değil mi? Burada kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane oldu. 10 benim tüm durumum. O zaman burada maviyi kesmesini istiyor. Yani LM doğru parçasını kesmesini istiyor. 1, 2, 3, 4 de buradan geldi. 4 bölü 10'dan ne gelecektir? 2 bölü 5 gelecektir. Tamam. Bu kadar. Cevabımız nedir? Bursa.